Herkese selam. Ben Mehmet Hoca'nız arkadaşlar. Bildiğiniz gibi geçen dersimizde başlamıştık birinci dereceden denklemlere ama önemli bir noktası var. Farklı tipte soru tipleri var. Onları görmemiz gerekiyor dedik. İşte tam oraya geldik. Elimizde kalem önümüzde kağıt. Evet. Videonun açıklama kısmında dersin notları var. İndiriyorsun çıktısını alıyorsun. Benimle birlikte yazıyorsun çözüyorsun. Bir de diyorsun ki gönder gelsin be hocam. Aa direkt bu sayfa geldi. Bizim ilk sayfamız niye gelmedi? Dur 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 dur. Hemen o sayfamızı ayarlayalım o zaman. İlk sayfamız gelsin bir görelim ya. Başlığı görelim değil mi? Başlığımız şu birinci dereceden denklemler ikinci dersindeyiz. Hocam sen kalemi de ayarlamadan gelmişsin yine ne yapıyorsun burada dersen yani ben de bilmiyorum ya. Şimdi ayarladım onu ikinci dersindeyiz hazır mısın gelsin bakalım şimdi. Birinci dereceden denklemin nasıl çözülüyordu geçen ders anlattım ben sana. Nasıl çözülüyordu dedik ki bir tane a sıfırdan farklı olmak üzere ax artı b denkleminde a'yı ya, pardon x'i yalnız bırakıyordum. x'i yalnız bıraktığımda elde ettiğim çözüm kümesi bu şekilde oluyordu. Ama sadece bununla olmuyor arkadaşlar. Evet ortaokuldaki bilgilerimiz böyle diyor bize. Bir tane bundan var diyor. Ama farklı bir tane daha maddemiz var. Buraya dikkatle bakıyorsun. Eğer x'in önündeki kat sayı da 0'sa, eğer b'nin önündeki kat sayı da 0'sa, hocam 0 0 olursa ama bir sıkıntı oluyordu. Evet zaten gerçekten olacak. Denklemin tüm gerçek sayılarla sağlandığını göstereceğiz. Bakın a 0 b 0 olursa 0 eşittir 0 gibi bir değer elde ederiz. Sen burada x'in yerine ne yazarsan yaz cevap sağlanır ki hep sıfır eşittir sıfır çıkar sıfır eşittir sıfır çıkar. O zaman çözüm kümesine ne yazacağız? Çözüm kümesi eşittir bütün reel sayılar. Anlaştık. mı? Ne yaparsan yap eşitlik sağlanıyorsa biz buna eşitlik diyeceğiz. Reel sayılar İlla sıfır sıfır olmaz. 3 3 olur 4 4 olur 5 5 olur. Ama çözüm kümesi sağlanıyorsa hep reel sayıyı yazıp geçeceksin. Geldim üçüncü maddeme. Bu da yine farklı bir durum arkadaşlar. Evet a yine 0 ama b buradan 0'dan farklıysa ve şöyle bir denklem oluşursa bakın burası 0 dedik burası gitti b eşittir 0 oluşuyor yani ben b'ye 5 verdiysem 5 eşittir 0 oluşacak ama bir sıkıntı var 5 de 0 birbirine eşit değil kısaca burada bir eşitlik oluşmuyorsa bir sıkıntı vardır ve çözüm kümesi boş kümedir diyoruz bakın iki tane yeni çözüm kümesi türü ürettik bunlarla ilgili sorular çözeceğiz iyice böyle özümseyeceğiz. Yalnız ortam nasıl böyle loş olunca da fena oldu ha değil mi? Güzel oldu hadi gel bakalım. Denklemin gerçek sayılardaki çözüm kümesini bulur musun dedim. İşte sol tarafta 3x artı 6 var. Zaten geçen ders birinci dereceden denklemin iyi kötü nasıl çözüldüğünü öğrendik. 3x artı 6. Ya arkadaş bunu buraya çağırırsan 0 tane x kalır. Bunu buraya çağırırsan 6'dan 6 çıktı 0 kalır. E bunun sonucu 0 eşittir 0. Yok hocam ben böyle çözmeyeceğim. 3x'ler gitti, 6'lar gitti. Cevap ne kaldı? 0 eşittir 0 kaldı. İster buradan çöz, ister buradan çöz. Ne elde ettik ona bak. Eşitlik değil mi? 0 eşittir 0. Doğru mu? Doğru. Doğruysa çözüm kümesine bütün reel sayıları yazıyoruz arkadaşım. Anlaştık mı? Önemli olan nokta buydu işte. Hazırsan yola devam ediyorum. Denkleminin gerçek sayılardaki çözüm kümesini bulunuz dedik. Şöyle bir baktım denkleme. Bıdı 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 böyle kalabalık bir şeyler var. Dağıtarak geldim bu arkadaşları. Dedim ki burası 5x olsun. Burası eksi 5. Burası artı 8. Burası eksi 5x. Cevap eşittir ne yazıyoruz? Cevap eşittir 3 yazdık. Bakıyorum şimdi ya bir dakika bu bunu götürdü. Problem yok. 8'den 5 çıktı kaç kaldı arkadaşım? 3. 3 eşittir 3 gibi bir eşitlik elde ettim. Eşitlik varsa dert tasa de yok. Eşitlik varsa çözüm kümesi bütün reel sayılardır. Yani sen x'in yerine ne yazarsan yaz sağlanacaktır bu denklem. Ben biraz daha koltuğumu yaklaştırdım. Rahat hareket edebileyim istedim. Şimdi bakalım nasıl bir soru var burada. Eşitliğine göre hangi a değeri için x'i bulamayız diyor. Bir dakika çok kritik bir soru var burada. a'yı öyle bir değer vereceğiz ki x'i bulamayacaksın diyor. Allah Allah. x bulunmazsa çözüm kümesini ne istiyorsun hocam sen demek bunun anlamı? Boş güme demektir. Peki döndüm konuya baktım. Boş güme ne zaman çıkıyordu? X'in önündeki katsayı sıfır olacak ama diğeri sıfırdan farklı olacak. O zaman diyorum ki ya bir dakika siz hepiniz buraya bir gelin. Bak burada ne var? 3 A X eksi X eksi A eksi 2 eşittir sıfır. Biliyorum biraz farklı bir soru. Şimdi bak X parantezini alırım ben bunu ne kalır? 3 A eksi 1 kalır. Burada X parantezi var mı? Var. Eksi a eksi 2 eşittir sıfır mı? Sıfır. A'nın hangi değeri için x bulunmaz diyor. Şimdi güzel arkadaşım. Ben burada a'yı yani x'in önündeki katsayıyı 0'a sıfıra eşitleyeceğim. Bu da eşit değil boş küme diyeceğim. Bu şekilde olursa çözüm kümesi boş küme çıkacak. Böylelikle a'nın hangi değeri için x'i bulamayacağız? O zaman buradan a'yı bulalım. 3a eksi 1 cevabı ise 3a'nın cevabı 1'dir. A'nın cevabı 1 bölü 3'tür. Demek ki ben a'ya 1 bölü 3 verirsem x'i bulamam ki dedim. Çok kritik. Biraz da sert bir soru. Oldu mu ama? Hadi umarım olmuştur. Gel bakayım. Bir daha soru çözelim seninle. Hocam 4x'i gördük. Direkt direkt yaz gel. Yaz gel. Yaz gel abi. Uzatma soruyu. Uzatma yaz gel. Öğrenci senle birlikte bunu biliyorum. Biraz farklı gelmiş olabilir bu taraflar sana ama beraber halledeceğiz. 5 buradan 4 buradan ne yaptı? 9 tane x yaptı. 4 buradan 5 buradan ama çıkarttık ne kaldı? Eksi 1 kaldı. Eşittir 9x artı 6. Hadi gel bakalım bir de buradan yap. Bak mesela. Hocam 9x'ler gitti. Birbirini götürdü. Solda kaldı eksi 1. Sağda kaldı artı 6. Eşit mi birbirine? Korkma korkma. Eşit değil tabii ki. Eşit değilse birbirine ne diyorduk? Çözüm kümesi eşittir. Boş küme diyorduk. Eşitlik yoksa boş küme. Eşitlik varsa bütün reel sayıları. Eğer normal bir şekilde denklemi çözmeye çalışıyorsun. X'li bir şeyler gelmiyor. Bunun gibi eşitlik ya da eşitsizlik geliyorsa çözüm kümesi ya boş kümedir ya da bütün reel sayılardır. Denklemi her x değeri için sağlandığına göre a çarpı b kaçtır? Bir dakika. Denkleme her x değeri için sağlanıyorsa çözüm kümesi demek ki nedir güzel arkadaşım? Reel sayıdır. Çözüm kümesinin reel sayı olabilmesi için hani şöyle yazmıştık. Bak demek ki orayı iyi bilmemiz gerekiyor. Önündeki kat sayının da 0 olması gerekiyor. B'nin de 0 olması gerekiyor ki eşitlik sağlansın. 0 eşittir. 0 eşitliği sağlansın. O zaman diyorum burası 0 olacak. Arkadaşım diyorum burası da 0 olacak. Bize ne geldi? A artı B eksi 4'ün cevabı 0 geldi. Karşıya geçtim. B eksi 3'ün cevabı 0 geldi. B'nin cevabı buradan ne bulundu? 3. Giderim B'ye gördüğüm yere burada 3 yazarım. A eksi 1'in cevabı 0 ise A'nın cevabı eşittir 1. Biz ne istiyorduk? Biz A çarpı B'yi istiyorduk. A'nın cevabı 1. B'nin cevabı 3. 3 kere 1. 3 dedim. Vurdum cevabı 3'e. 4. sayfa bitti. Toplamda 10 sayfa. Gönder gelsin hocam. Gönderdim geldi. Sınavda sorarsak böyle bir soru sorabiliriz işte. Bak bak soruya. Denkleminin çözüm kümesi boş küme olduğuna göre. Şimdi düşünüyorum. Arkadaş boş küme olabilmesi için ne olması gerekiyordu? Ax artı b eşittir sıfır denkleminde bu sıfırken B'nin sıfırdan farklı olması gerekiyordu. Öyle yazdık ya en başta. Buradan böyle direkt başlayamazsın. Dağıt bakalım bu A'yı bakayım bana. 3AX eksi 2A. Böyle çok kolay sorular yok. Dedim ben sana biraz zorlayacağım diye. Ya 4 kere 6 24 X eşittir 0. Tamam hocam. Bak X'leri bir araya getirelim. Sayıları bir araya getirelim. 3AX eksi 24 X eksi 2a artı 4'ün cevabı sıfırmış. Diyorum ki arkadaş burası x parantezine alınır. Alır gelirim ben bunu x parantezine. 3a eksi 24 x parantezinde böyle yazıldı. Eksi 2a artı 4 dedim. Eşittir sıfırımı da yapıştırdım. Şimdi çok kolay artık. Şimdi derim ki arkadaş burası 0 olmalı. Burası da 0'dan farklı olmalı. Geldim buraya. 3a eksi 24 eşitse 0'a. 3A'nın cevabı eşittir 24. Her tarafı 3'e böldüm. 3 kere 8 24. A'nın cevabı 8. Peki geldim buraya. Eksi 2A artı 4'ün cevabı eşitse 0'a. Daha doğrusu eşit değil 0 olması gerekiyordu. Orada ne yazıyorsa aynen buraya geçiriyorum. Bakın eşit olmaması gerekiyor. A'yı kontrol ediyorum buradan. A kaç olamaz? 2 olamaz. Zaten önemli değil. Biz A'yı kaç bulduk seninle? 8 bulduk ama teyit etmek istedim. Acaba yanlış bir şey yapmış olabilir miyim diye. Hocam bu ders biraz zor mu ne? Yok yok. Bir daha dinle. Olacak bir iş. Dersin tam ortasındasın şu an. Hadi bakalım. Kavramaya devam. Kavratmaya devam. Ama çerçeve yanlış. O zaman çerçeveyi hemen ikinci çerçevemize alalım. Biz biz niye burada birinci çerçevede kalmış? Dersin ikinci çerçevesine geldik biz. Bir sonraki e, sayfaya geçmeye çalışıyorum. Şu an geçtim. Hadi bak bakalım. Sınavda böyle gelebilir dedim. Denkleminin çözüm kümesinin boş küme olması için yine benzer tipte soru. Yine aynı şeyleri yapacağım. Bak ax artı b eşittir sıfır olmalı. Bir daha söylüyorum. Buranın sıfır buranın da sıfırdan farklı olması gerekir. Bak bu soruda çok kritik bir yer var. Hocam bu öncekilerin aynısı geçip dur, dur sakın geçme. Burada çok kritik bir şey söyleyeceğim sana tamam mı? Dedim ki bunun önündeki katsayı sayı sıfır olacak bunun önündeki katsayı 0'dan farklı olacak. Hocam ne var bu soruda? A, bekle ne var ne yok göstereceğim ben sana. A eksi 3 eşit 0. A eşittir 3 olacak. B eksi 2 eşit değil 0. B eşit değil 2 olacak. Bak sen bu sorunun cevaplarını seçeneklerde ararsan eğer şöyle yazmak zorundasın. A 3'tür ve B de 2'den farklıdır. Cers'te de sınavda da böyle yazmazsan puan kırılır. Hocam A'yı buldum 3 çıktı. B 2 değilmiş. Bana ne yazmayacağım. Yok öyle bir dünya. B'de 2 olamaz diye yazman gerekiyor. Kurallar öyle diyor bize. Bak şu gözlere. Yer mi bunu? Yazacağız. Yemez hoca da yemez. Ben sana söyleyeyim. Bu soruda diyor ki bize A bir gerçel sayı olmak üzere denkleminin çözüm kredisi aşağıdakilerden hangisi olamaz mı? Bir dakika ya. Olamazsa ne yapacağız abi? Ya bir dakika bu bir test sorusu. O zaman ne yapacaksın? Seçeneklerden deneyeceksin. Gidelim seçeneklere bakalım. Elbet vardır bir yol gösterir bize. Diyor ki x eşittir 0 olabilir mi, olamaz mı? E Denemeden nereden bileceğim? X yerine 0 verdim. 0 artı 4a eşittir. X yerine 0 verdik. Bakın 2a artı 1 çarpı 0 artı 8. Bir kere burası gitti. Burası gitti. Ne kaldı burada? 4a eşittir 8'e a eşittir 2. Ya hocam sen A'yı buldun ama. A'nın 2 olmasında sence bir problem var mı? Bence yok. Bir gel bakalım. X yerine bir de 1 verelim. Sanki bir problem yok gibiydi orada. X yerine 1 verdim. 2 çarpı 1 artı 4A. Eşittir 2A artı 1 çarpı 1 artı 8. Çözelim bakalım bunu. 2A artı 4A. Şuradan 2A artı 1 artı 8 geldi. Aldım seni karşıya attım. 2A kaldı. 9'dan 2 çıktı. 7 kaldı. Her tarafı 2'ye böldüm. 7 bölü 2. Bir problem var mı? Hocam var mı yok mu anlayamadım ben diyebilirsin. Ama A'ya bir değer bulabiliyorsan zaten bir problem yok ortada çıkıyor demek ki. X'e değer verince bir sıkıntılı durum oluşması lazım. Nasıl bir sıkıntılı durum? Deneyeceğiz bulacağız. Gel bir de X yerine 2 verelim bakalım. X yerine 2 veriyorum. 2 çarpı 2 artı 4A eşittir. 2 çarpı pardon X yerine 2 veriyorduk değil mi? 2 çarpı a artı 1 çarpı 2 artı 8. 2 kere 2 4 4a eşittir. Dağıt gel bakalım içeriye. 4a artı 2 artı 8. Bir dakika ya. 4a'lar gitti hocam. Evet. Solda kaldı 4. Sağda kaldı 10. E eşit değil ki hocam bu. O zaman o zaman bunu yazamayız x'e. Yazınca yanlış çıkıyor hocam. Problem ne çıkıyor? İşte ben de onu söylüyorum sana. İşte ne diyorsun biliyor musun buraya? Vurdum cevabı Ceyhan'a. Bırakın, gönderin, salın, gelsin dedim sıradaki soruya. Oldu mu? Alere gel. Eşitliği her x gerçek sayısı için sağlandığına göre, A artı b'yi benden istiyor. Şimdi her x gerçek sayısı için sağlanıyorsa, şöyle bir durum vardır. X'in önündeki katsayı da sıfır çıkacak, sabit terim de sıfır çıkacak. Biz de diyoruz ki hocam burada hiç öyle bir şeyler yok. Yap sen bana bir işler dışlar. 2x artı 1'i kimle çarpıyorsun? B ile çarpıyorsun. 3 ile kimi çarpıyorsun? X artı A'yı çarpıyorsun. Bir dağıt bakalım bir oluştur bakalım neler oluşuyor. 2x çarpı B artı B eşittir 3x artı 3A. Ne yapacağız hocam? Çağır herkesi sola kardeşim. Her Herkes gelsin bakalım. 2xb eksi 3x artı b eksi 3a cevap eşittir 0. Şimdi diyorum ki ya baksana burası ne parantezin alınır? X parantezin alınır. Ne kalır burada? 2b eksi 3 parantezinde x b eksi 3a eşittir 0 kaldı da nasıl çözeceğiz hocam bu soruyu? Ne demiştim ben sana? Dedim ki x'in önünde 0 çıkacak, b'nin önünde 0 çıkacak. İşte o zaman her x gerçek sayısı için sağlanır. Yani çözüm kümesi eşittir reel sayı. Ne ters köşe sorular yemin ediyorum var ya. Gel bakalım. 2B eksi 3'ün cevabına 0 dedik. İşlem hatası falan yaptık mı biz buralarda ya? Yapmadık tamamdır. 2B eşittir 3. B'nin cevabı kaç gelir buradan? 3 bölü 2. Tamam hocam B'yi bulduk. Gel şimdi bir de A'yı bulalım. Şöyle bir şey vardı. Sağ taraf, sol tarafta 0 yazıyordu. B'nin yerine 3 bölü 2 yazacakmışız. 3 bölü 2 yazarsak B'nin yerine bunu da karşıya atarsak 3A olur. 3'ler birbirine götürür. 2A eşittir 1 çıkar. A'nın cevabı da 1 bölü 2 bulunur. Biz A artı B'yi istiyoruz. B'nin cevabı 3 bölü 2. A'nın cevabı 1 bölü 2. Çok da güzel geldi be. Toplamı 4 bölü 2. 4'ü 2'ye böldüğümde bulurum cevabı 2. Gönderin gelsin. Evet. Hani o geçen ders bir tane böyle ÖSYM tarzı soru yazdık. Yorumlara yazmışsınız arkadaş hocam. O güzel soruydu. onlar çıkar mı ya ÖSYM? Böyle mi soruyor sınavlarda TYT? Biz daha 9'uz ama isteriz öyle soru demişsin. Kırar mıyım seni ve Al senin olsun bu soru. bir gerçel sayı olmak üzere. Böyle bir yuvarlak gördüğünde 2 eksi A yazıyorum. Tamam mı? Biçiminde tanımladı. Buna göre dedik x eksi 3. yani aslında içeriye A yazmam gerekiyordu. Kaybolmuşum. A yazınca 2 -a ya x A'ya dönüşüyor. X eksi 3 yazıyorum. 5 kare e, sarı daire x eksi 1. Buna göre x değeri nedir? Bak önce gel şunu çözelim. x eksi 3 ne demek? Şimdi 2'yi yazıyorsun orada görüyorsun zaten. Eksi içeridekini direkt dışarıya yazmış. İçeride kaç var bizim? x eksi 3 var arkadaşım. O zaman düzenlerim ben burayı. 2 eksi x eksi ile eksiyi çarptım. Artı oldu. Son kez düzenledim artık. 3 2 daha ne yaptı? 5 yaptı. 5 eksi x. Burayı bulduk mu? Bulduk. Sadece daire x'e bakalım bakalım şimdi. Sadece daire x'e bakıyorum. 5'i yazdım. Ça Pardon 5 yok. Önce de sadece daire x'e bakıyorum. x yerine ne yazılıyormuş? 2 eksi a değil de x yazacağız x olduğu için. Bunu da yazdım. Sol taraftaki denklemim hazır. 5 eksi x bak burada. Sağ tarafta bunu yazacağız. Eşittir 5 çarpı. Orada dur aman diyeyim. Bunu yazıyorsun. O yuvarlak x'in yerine 2 eksi x'i yazıyorsun dışarıya da eksi 1'i patlatıyorsun. 5 eksi x ile devam ettim. Eşitlerimi çaktım. İçeriye dağıtarak geliyorum. 2 kere 5 10. Eksi 5 kere 1 5 x. Eksi 1. Bu da tamamdır. Aldık bunu bu tarafa. Attık mı bunu bu tarafa? 5 x buraya artı 5 x olarak geçti. Eksi x zaten orada. 10'dan 1 çıktı ne kaldı? 9. Bu 5'i karşıya nasıl attık? Eksi olarak attık. 5 x'den x çıktı ne kaldı? 4 x. 5'ten, 9'dan 5 çıktı ne kaldı? 4. Her tarafı da böldük. X eşittir. Misler gibi bir çıkar. Gerçi biri gördüm mü üzülürüm beni. Yalnız tek başına sadece bir. Ne kadar hüzünlü bir şarkı gibi ya bu bir dediğimiz sayı. Neyse biz hüzünlenmeyelim. Biz gönder gitsin diyelim sana bu soruyu bırakalım İyi güzel arkadaşım. Birinci dereceden denklemlerde sona geldik. Şimdi eşitsizlikler var. Diye. Birinci dereceden denklemle eşitsizlikleri çözeceğiz birlikte. Hiç vakit kaybetmiyoruz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoş kal. Hoşçakal.